Hop, barcha tirik organizmlarda o'rtoqlar ikkiga bo'lamiz. Hayotni hujayrasiz shakllar va hayotni hujayraviy shakllar. Hayotni hujayrasiz shakllar bu viruslar, hayotni hujayraviy shakllar esa prokaryotlar va eukaryotlar. Shuning uchun boshini yozib qo'yib, demak, barcha tirik organizmlarni, tirik narsalarni ikkiga bo'layapmiz. Demak, hayotni hujayra V şekillerde, hujayrasız şekiller değil birinci, hujayrasız şekiller ve hayatını hujayra V şekiller. Demek trik bağlı oluyor yapız. Hujayrasız, hujayra V. Hayatını hujayrasız şekiller ki virüsler gibi. Hayotni hujayraviy shakllari ikkiga bo'linadi. Prokaryotlar va eukaryotlar. Xo'p. Biz bilardik, hayotni hujayrasi hayot tirik narsa. Trik bo'lish uchun triklikka xos xususiyatlar bor edi. 10 ta xususiyat bor edi. Kim esida? Demak, eski savolamiz. Eski savolamiz. Harakatlanish. Irsiyat. Energiya almashinuvi. Harakatlanish. Himoya. Ayrish, nafas olish, oziqlanish, ko'payish, o'sish, rivojlanish, moddalar almashinuvi, qo'zg'aluvchanlik. Buni qo'shib qo'ydi. Ya, esga tushdimi? Ha, shunga. Ana ko'rmoq qolmayapti. Demak, shu 10 ta xususiyat. Miqlarni gapirmanglar, bu biologiya darsi. Şu xususiyatlarda kamida 3 tasi bo'lishi kerak bu trik organizm bo'lishi uchun, triklikka xos xususiyat bo'lishi uchun. Masalan, harakatlanishni o'zi bo'lsa, bitta xususiyat bo'lsa, triklikka xos xususiyat bo'la olmaydi. Tashqarida mashinalar harakatlanyapti, trik emas. To'g'rimi? Trik narsa emas bular. Xullas kalom, virus ham trik ekan. Mana trik narsani bo'lyapmiz-ku. Virus haqida gapni boshlayapman. Xullas kalom. Virus ham tirik ekan. Virus turib tursa, nola haqida ozgina tushuncha berib qo'yib, prokaryotlar va eukaryotlar. Prokaryotlarga bakteriya va ko'k, yashil suv o'tlari kiradi. Suv o'tlari. Ko'k yashil suv o'tlarini siyanobakteriyalar deydi. Bakteriya emasmi? Ko'k yashil suv o'tini shunaqa deydi. Tushunarlimi? Eukaryotlarga kiradi. Zamburug'lar. Hop. O'simliklar va hayvonlar. Bakteriya va ko'k yashil suv o'tlarining yadrosi yo'q. Shuning uchun bu bakteriya va ko'k yashil suv o'tlari yerda o'zi tirik organizmlar 3,5 milliard yil oldin paydo bo'lgan. Tirik organizmlardan qaysi biri birinchi paydo bo'lgansa, prokaryotlar birinchi paydo bo'lgan. Prokaryotlarga bakteriya va ko'k yashil suv o'tlari kiradi. Ularning yadrosi yo'q. Shuning uchun ham pro degani gacha degani, karyo degani yadro degani. Yadro gacha. Yadro paydo bo'lgungacha paydo bo'lgan organizmlar prokaryotlar deydi. Tushunarlimi? Ya'ni endi hujayrada yadro paydo bo'ldi, shuning uchun eukaryotlar paydo bo'ldi. EU haqiqiy karyo yadro. Ya'ni haqiqiy yadroga ega bo'lgan organizmlar eukaryotlar deyiladi. Zamburug'lar o'simlik hayvonlarining hujayrasida yadro bor. Yadro paydo bo'ldi hujayrada. Tushunarlimi? Ana endi viruslar bir yo'l aytganman prokaryotlar bilan bir vaqtda paydo bo'lgan. Tushunarlimi?
Endi böyle yapız bulardı biz trik organizmlerde hayatını hücayrasız şekillerde virüslerde yapız. Virüsler hücayraya kirgende yine özünü namayan kılalıydı. Trikliğini namayan kılalıydı. Taşkardan namayan kılalıydı. Hücayradan taşkarda trikmez. Hayatında çünkü hücayrasız şekiller değil. Virüsler hücayra içi parazitler değillerdi. Hücayra. İnşallah icat olmanızı. Özleyiniz. Eşittiriyoruz zaten şu. Ne dediklerken virüsler? Hayat değil, hücayrasız. Yok, eşitte hakim. Yani onun neyin gapı oldu? Hücayra içine kirgende yine trik organizmden geçti. Et buyun. Bu kızın karakteri tükkan olmaz. Hücayra içine kirgende trikliğinden var. Kim etedi? Hücayra içine kirgende yine trikliğinden var. Yoklarda hücayra içi paraziti. Hücayra içi paraziti. Şeyleri istiyor. Yani işte yaptı. O orada bozuyam. Zaten bizde. Bizim konağımızda bozuyuz. Doğuş da bozuyam. Siz o. Bölüm var. Hadi abi. Şunlarla gel. Virüsler. Özü sohbet oluyordu. Virüsler de kime anıklayan, neçin çiğinde anıklayan, özü bağımlıdır. Virüsler hatta yani bizi milyard dili aldım peda boyan. Lekin 1892 yılda virüs varlığını anıklaştık. Demek, birinci bölü 1892 yılda D. İli Ivanovski degan olim anıklayan. Bu D. Doniyor Mas. Şunlarla gel. Yine kim var idi? Ulazarsın şunlarla gel. Dari Ivanovski tamamen anıklanıyor. Kanaka anıklanıyorsa bu virüs anıklanınca adamların hayali de bakteriye zamburuklar hakkında fikirler var idi. Ivanovski tamaki usumligini karadı. Tamaki usumligini barglarını karasa sargayıp koyarlıya gözü düştü. İyi dedi, bunca kanakadır bakteriye düşüp şekilde barglar sargayıp koptu dedi. Ve bakteriyeli filtre koydu. Filtre de yani, ne demek yani? Tazeleydi. Üçer poligon neyse, yakış neyse o dedi, yok onu kolay. Ha, mesela su da filtre olsa kumlar üçer poligon, tozu su da olur. Aslında. Aslında bakteriyeli filtreden hem ötüp gitti hali ki neyse. Bir dedi, bakteriyeli filtreden hem ötüp gitti gün neyse. Bana kendi, ha, bu virüs kendi adı, virüs de bu orki. Şunu değil ama? Çünkü geçen bakteriye malum idi. Ondan ki Leffler ve Froschlar ham uy hayvanlarda oksir kasalligini qo'zg'atuvchisi virus ekanligi aniqlandi. Ivanovski tamaki mozaikasi virusini aniqladi. Qaysi virus ekan? Tamaki mozaikasi virusini aniqladi. Leffler ve Froschlar oksil kasalligini qo'zg'atuvchi qaysi virusda yozilmayapti, lekin kasallik yozilyapti. Oksil kasalligini qo'zg'atuvchi. Keyin juda zo'r kashfiyot qilgan 1917 yilda FDRL degan olim juda katta pul mukofoti sovrindori bo'lgan bakteriofag virusini aniqlagan. Juda katta, siz hayolingizdan ham katta bo'lgan. Sorunlar. Bitta shu bakteriofag virusini virusda aniqlaganligi uchun. Nazarma, shoshib bo'lib ketgan. 1917 yil tibbiyot tarixi. F D R. Nimaga shoshib bo'lib ketganiga savol tug'ildi, to'g'ri? Nimaga shoshib? Nimaga pul olgan? To'g'rimi? Shu savolga javob ber. Qana qaysi virus aniqlagan ekan? Bakteriyo fag virus aniqlagan. Bu yerda fag degani qarshi degan. Ya'ni bakteriyaga qarshi virus aniqlandi. Bakteriyani nobud qiluvchi virus aniqlandi. Har qanday keyin aytdi, FDRL aytdiki,
kongresda katta kongresda aytdiki, men dedi bakteriyofag virusni aniqladim dedi. Bu virus dedi har qanday bakteriya keltirib chiqarayotgan kasallikni yo'q qilib yuboradi deb gap tarqatdi. Shunaqa ekan, aslan ham haqiqatda shunaqa bo'ldi, lekin keyinchalik o'ylab qarashsa, bu olim chuchvarani ham saymagan ekan. Nimaga siz buni 10-sinf biologiyada tushundingiz? Shunaqaligi. Xullas kalom, lekin baribir foydasi bor. Bakteriyofag virusi, aptekaga kirsangiz sotadi. Bakteriyofagdan bering, siz beradi. Keyinchalik ishlaydi. Shunaqaligi. Demek bizde uji koyu bo'lyapti. Virus deganda ha deb zararli narsa emas ekan. Viruslar ham foydali va zararli xillarga ajratiladi. Bakteriyofag virusi foydali ekan. Endi savol tug'iladi, virusni tarkibiy qismi nima degan savol tug'iladi. Va yana savol tug'iladi, o'zi qaysi kasalliklarni virus keltirib chiqaradi degan savol tug'iladi. Mana sizlar bilasizlar, qizamiqni bilasizlar. Qizilchani bilasizlar. Quturishni bilasizlar. Gerpesni bilasizlar. Bilmaysizmi? Haligi uchuq chiqadi-yu, ashada gerpes virusi. Tushundingizmi? Asa virus. Ensefalitni bilasizlar. Hakkasi biologiyada o'qidik. Sariq kasalligini bilasiz. Bular hammasi virus keltirib chiqaradigan kasallik. Yoki adenovirus. Bakteriyofag virus. Alohida yozib qo'ydim. Bular RNA tutuvchi viruslar, bular DNA tutuvchi virus. Nima deganiz, o'zi virus ikkita narsadan tashkil topgan bo'ladi. Masalan, DNA tutuvchi virusning DNA'si bo'ladi. Va uni o'rab turgan tashqarisidagi oqsil qobig'i bo'ladi. Virus ikkita narsani tashkil topgan bo'ladi. Oqsil qobiq va uning ichidagi nukleik kislota. DNA tutuvchi viruslar tarkibida dezoksiriboy nukleik kislota bo'ladi. Dezoksiriboy nukleik kislota. RNA tutuvchi viruslar tarkibida ribonukleik kislota bo'ladi. Va tashqarisi nima bo'ladi? Oqsil qobiq bo'ladi. Mana yerda ajratishimiz kerak. Demak, viruslar qanday tuzilmasa, ayting, viruslar nukleoprotein, ya'ni nukleik kislota va oqsildan tashkil topgan. Nukleik kislota va oqsildan tashkil topgan narsalar nima deyilar ekan? Nukleoproteinlar deyilar. Viruslar ham nukleoproteinlarga kiradi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, kasalliklarni bildik. Endi yana bitta savol tug'iladi. Kitobdan. Xullas, qaram shular aniqlangandan keyin virusologiya degan fan kirib keldi. Virusologiya degan. Tushunarlimi? Virusologiya virusni o'rganadi. Bitta savol tug'iladi. Masalan, gerpes virusi. Aynan nima uchun? Lab atrofiga, shu sohaga chiqadi. Nima uchun gepatit sariq kasalligini keltirib chiqaruvchi gepatit virusi aynan jigarga boradi? Nimaga taloqqa emas, yurakka emas, buyrakka emas, nimaga aynan qon orqali borgandan keyin nimaga aynan jigarga boradi degan savol tug'iladi. Qiziqmi? Nimaga jigarga boradi? Boshqasi nimaga? Filtrlar. Bitta javob bo'lganligi uchun asos bo'lish kerak edi, asos bo'lolmaydi. Taxmin qilib ko'raman, menimcha u nimani virusni oqsil qobig'i, haligi nimasi bilan hujayrani oqsil qobig'i bilan nima qilamiz? Nima qilamiz? Nima deydi? Bir nima deb yozdi. Kelyaptida, keyin uni irsiy manbasini o'tkizardi, keyin undan keyin virus ko'payapti. O'sha oqsil qobig'i bilan tadbir olish. Bu taxmin emas, xotiraga Asosan gapiryapsiz. Taxmin emas, to'g'ri javob. Oqsil retseptori orqali taniydi. Masalan, gepatit kasalligini keltirib chiqaradigan virus jigar hujayralariga boradi. Biz jigar hujayralarini sizlar shaklini bilasizlarmi? Asalari ninniga o'xshaydi. Ko'rganmisizlar? Hatto ko'rgansizlar?
Televizyonda görüyor. Ha? Essential forte. Ciğer hücrelerinden tıklar. Sadi la? Sana bir frase. Ha. Bana ciğer hücreleri. Bana virüs. Virüsü hücreye kiriş hakkında yapar veremem, köpeğe hakkında yapar veremem, ne mümkünlüğün için varız. Virüsü hücreye kirişinin iki tıklı usulü var. Birincisi, pinocitoz vakuolu orkali. Demek ya? Pinocitoz vakuolu.